Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Diyarbakır yarış programına tekrar sizlerleyim arkadaşlar. Bugün gene Diyarbakır'da, yarın diyelim arkadaşlar, yarın 9 koşulu bir program var. Diyarbakır altılısını gene ikiye bölmüşler. Birinci altılı, ikinci altılı diye başlıyor. Onların yorumuna geçeceğim arkadaşlar. Geçmeden önce bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bugün dünkü attığım videoda Bursa yarışlarında söylemiştim size, rekor bir para verecek arkadaşlar, aman aman dikkat demiştim, çok dikkat edin, ortak bulun yapın demiştim. Bir de verdiğim atları da söylemiştim. 3 numara bizi verdiğimiz tek kötü yanılttı herhalde, ya atı saka sakat tekrar piste soktular ya da yeni sakatlandı, bilemeyeceğim. Çok üzdü bizi. Yani ilk ayaktan bir numaramız ikinci oldu. Yarışı verdi. Yani 5'te de kalacaktı. Kuponumuz 4'e kalktı demiştim. Çok güzel bir para verdi. Evet arkadaşlar. Neyse, sağlık olsun, önümüze bakalım. İnşallah bunun daha güzelini bulmaya çalışacağız. Ve de bulacağız. Buna inanıyorum. Beni takip ederseniz, sayfama abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bugün çok güzel yorumlar geldi. Sağlık olsun, olmadı. İnşallah bugün arkadaşlar onu başaracağız inşallah. Yani yarınki Diyarbakır'da. Bir de akşamda ne vardı, programa bakmadım. Çok Diyarbakır'a yöneldim kendimi. Ona baktım. Bayağı inceledim. Zor bir program. Gerçekten zor bir program arkadaşlar. Diyorum hep beraber, yani ortak yapın arkadaşlar kuponlarınızı. Paranızı çöpe atmayın, ortak yapın, büyük yapın kuponlarınızı, birbirinize güvenin, gerçekten güvenin ve para kazanın arkadaşlar. Bugün Bursa'da patlayacak, rekor bir para verecek dedim. Attığım Bursa videomu da izleyip görebilirsiniz, verdiğim şablonu, verdiğim atları görebilirsiniz arkadaşlar. Ne yazık ki olmadı, neyse sağlık olsun. Evet arkadaşlar. İlk aya geçtiğimde 1700 kum, handikap 16, dişilere mahsus bir koşu, zor bir koşu. Burada birinci koşuda arkadaşlar, 2 ay önce 2000 kumda Diyarbakır'da Tuban Kama birinci geldiği var arkadaşlar, birinciliği var yani. Yani Tuban Kama'ya bir adım önde tutuyorum arkadaşlar, 2 numarayı. Rakipleri var buranın. Zor bir koşu. Rakiplerini sıralayayım arkadaşlar. 2 başta 11 4 3 6 Alsima'yı da yazalım arkadaşlar. Bu grupta ilk defa koşacak. Yani 63 kilo olduğuna bakmayın. Buranın bombası olabilir. Mutlaka kuponlarda bulunduralım arkadaşlar. İkinci koşuya geçtiğimizde, hemen ikinci koşuya, 1200 için Maiden, 3 yaşlı Araplar arkadaşlar. İkinci koşuda burada 1200 kumunu tek kralı arkadaşlar Sami Kaplan'la dereceli üçüncülüğü var. 1.25 gibi harika bir derecesi var arkadaşlar. Ötekinlerin de derecelerine baktım. En iyi derece 1.25 gibi bir harika bir derecesi var. 3 numaranın arkadaşlar tek kralı. Yani gene arkadaşımız üstünde Sami Kaplan. Tek de atabilirsiniz arkadaşlar. Yani derecesi var. Ben de düşünüyorum ama burada 5 numara Vedat Baba Elazığ'dan geliyor. Orijin olarak Şimşek'in oğlu. Burada 2 tane at var arkadaşlar, Şimşek'in oğlu. 3 ile 5. Çünkü Elazığ'dan geliyor. Onları da tutuyorum arkadaşlar. Yani burasını 3 ve 5 olarak geçiyorum arkadaşlar. 3-5. Üçüncü koşuya geldiğimizde arkadaşlar, hızlı hızlı geçeyim. 9 koşuyu yorumladım. 1200 kum şartlı 3 dişiler. 2 yaşlı İngilizler arkadaşlar. 1200 kum. Burada burası rövanş mücadelesi olacak diye görüyorum arkadaşlar. 2 numara Erdekli'yi biliyorsunuz.
Yani güzel bir birinci var. İlk defa çıktı. Güzel bir birinciliği var. Bir numaralı da Deroş. Onun arkasında kaldı. Hemen hemen aynı derecelere yakın. Derecelere de bakabilirsiniz. Koşuyu izledim. Buranın bir tane at vereceğim arkadaşlar. Bomba. Bursa yarışlarına da vermiştim. Bir adım önde demiştim. 4 numarayı. Kaç kanyaya geldiğine bakabilirsiniz. Burada bir at daha önereceğim arkadaşlar. 6 numara. Burayı patlatırsa 6 numara patlatır arkadaşlar. 10-51 kilo ile koşuyor. Aman diyorum, dikkat. Yani buraya biraz daha at yazayım diyorsanız arkadaşlar, 6 numara öneriyorum size. Burayı patlatırsa 6 patlatır. Aman diyorum, dikkat arkadaşlar. Şimdi 4. koşuya geçtiğimizde arkadaşlar, birazcık hızlanalım. 1800 kum, 4 yaşlı yamak bir koşusu bu. Yani 1800 kum 3 ve yukarı araçta, 3 ve yukarı İngilizler arkadaşlar. 4. koşu 1900 kum, iyi bir dereceyle 4 numara Arap Aho. Arap Aho arkadaşlar, vallahi yani burası sakat bir ayak, yani zor bir koşu. 4. koşu 1900 kumda iyi bir dereceyle 4 numara Arap Aho ikinci oldu. Ekürüsü 3 numara var arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar, ne bileyim, 1 numara var arkadaşlar. Ağır kilosuna rağmen yazılmalı bu at. 1700 kumda güzel dereceyle dördüncülüğü var. Bir de Elazığ'dan gelen iki at var arkadaşlar. Çok dikkat edelim. 1500 kumda birinci ve ikinci olan atlar var. 3 ve 6 arkadaşlar. 10 numarada Ünal Baba. Kısacası burada tecrübeli bir at. Yani sıralamam arkadaşlar, 1, 3, 4, 6 ve 10 arkadaşlar. 5. koşuya geçeyim. Kusura bakmayın, 4. koşuya birazcık takıldım. Notlarımı aldım, notları karıştırmışım. Yani özür diliyorum herkesten. Burası da arkadaşlar 1200 kum Mayden. Hemen hızlı hızlı geçeyim arkadaşlar. 5. rak zor koşu burası arkadaşlar. Burada size 5 at vereceğim. İlk 2 atımı söylüyorum arkadaşlar. 3 ile 4. Daha sonra alta çizgi 8, 11 ve 14 diyorum arkadaşlar. 3 ile 4 bir adım önde. Çizgi çekiyorum altına. 8, 11 ve 14. 6. koşuya geçtiğimizde arkadaşlar 1200 kum, 4 yukarı Araplar. Burada 1200 kumunu 4 numara Tilki kazandı arkadaşlar. 63 kiloyla. Şimdi 60 kilo. Gene üstünde Ferit yardımcı var. Bir de Fırtına İbo var. Ona da dikkat edelim. Arkadaşlar, burada bir at daha söyleyeceğim size. 3 at vereceğim arkadaşlar. 11 numara Tasarımcı. Aman aman diyorum arkadaşlar. Buraya da 3 atla 3, 4, 11 geçersek çok sağlam bir ayağımız olur. Hemen hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. 7. koşu. Hemen 7. koşu arkadaşlar. Burası patlar arkadaşlar. Sıralamam 4 at. 1, 9, 6 ve 11. 1, 9, 6 ve 11. 8. koşu arkadaşlar. 3 at. 1, 7, 10. 1, 7, 10. 9. koşu arkadaşlar. Burası çok karışık. 2, 3, 6, 11. Tuttuğum atlar arkadaşlar bunlar. Yazmak isteyen arkadaşlar başka altlar da yazabilirler. İnşallah yarın bizim günümüz olur. Biz tuttururuz. Herkese sağlıcakla kalsın. Allah'a emanet.